Boşuna uyarmadım. O adamla evlenme, bunu sakın yapma dedim. Şimdi sonuçlarına katlan. Ona öyle deli gibi aşıktın ki gözün hiçbir şey görmedi. Kimsenin sözünü dinlemedin. Şimdi otur babana yaptıklarını izle. Zavallı abim. Kızlarından ne hayır gördü, ne de huzur. Araba iyi değil mi? Bu en yeni model. Anne? Hı? Mutfağı senin kadar seven biri daha yoktur. Gelinim için girdim. Ona tatlı yapıyorum. Anım gerçekten çok şanslı. Senin gibi müşfik bir kayınvalidesi var. Sen onu bir ara, neden hala dönmedi? Bak bakalım nerede? Anne, az önce aradım aslında. O sıra çıkmak üzerelerdi. Birazdan gelmiş olurlar. Ne yapıyorsun İrem? Bunu anım için yaptığımı söyledim ya. Sen gerçekten çok değiştir anne. Hayır öyle deme çocuğum. Ben anımın bu evde sadece sevgi görmesini istiyorum, bir gün gitmeyi düşünmesin diye. Neden bundan şüphe ediyorsun? Ne diyebilirim? Ben bir anneyim. Sen bunu fark etmemiş olabilirsin. Ama ben anımın içine kapanık halinden çok rahatsızım canım. Sen onunla bir kere konuşur musun, mutlu olup olmadığını bir sor. O çok mutlu ama sen neden endişelisin ki? Kapıya bak. Ay yok dur. Sen doğru, kapıya ben bakarım. Abim gelmiştir. Hoş geldiniz Layık Hoş Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun. Ya biz gidelim. Anımı bırakmaya geldik sadece. Hayır, hiç olur mu öyle şey? Gelin biraz oturun. Doğrusu biraz acelemiz var da o yüzden. Hayır, böyle kapıdan dönmek olmaz. Yoksa yemin ederim gücenirim. İçeri gelin, yorgunluk atın, biraz çay için. Zahmet etmeyin, hiç gerek yok. Faik müsaitse eğer onu bir kere görelim yeter. Sonra gideriz. Faik bir arkadaşına kadar gitti. Bu saatte. Evet, yurt dışından kısa bir süre için gelen bir arkadaşı. Yarın geri dönmesi gerekiyormuş. Onlar da bu akşam oturup sohbet etmek için program yapmışlardı ama şu an yolda olmalı. Siz içeri buyurun, Faik birazdan gelir. Hayır, başka bir zaman görüşürüz diyelim. Sen öyle içeri olsun, geç kızım. Nasıl isterseniz. Hüdahafız. Selametle. Hüdahafız. Görüşürüz. Sesini yükseltmek erkeklik değildir evlat. Sen aramıza girme. Bunlar senin yüzünden oluyor zaten. Yeter. Babamla bu şekilde konuşmana izin vermem. Bir kelime daha edersen karışmam Ayza. Büyüklere saygı nedir bilmiyorsun sen. Onun gibi büyüklerle böyle konuşmak gerekir. Ayza!
Ha evet, yurt dışından kısa bir süre önce gelen bir arkadaşı. Yarın geri dönmesi gerekiyor. Onlar da bu akşam oturup sohbet etmek için program yapmışlardı. Şu an yolda olmalı. İçeri buyurun. Faik birazdan gelir. Ne zaman geldin sen? Az önce. Baban dışarıda olmalı. Gidip onu bir göreyim. Hayır. Babam gitti. Gitti mi? Beni görmeden mi? Evet. Çünkü acil bir işi vardı. Şaşırdım. Neyse. Sen otur. Hemen dönerim. Günler oldu Ayza. Birbirimizle doğru düzgün konuşmadık. Hatırlarsan düğünden önce birbirimize söz vermiştik. Hatalı olan her kimse diğerinden özür dileyecekti. Bak. Senden özür dilerim. Öfkelendiğim zaman kendimi kontrol edemiyorum. Çok üzgünüm. Benden değil, babamdan özür dilemelisin. Onu benden daha fazla incittin. O ayağına kadar gelip seni düğüne davet etti. Sen ne yaptın? Çocukmuş gibi azarladın. Bak, bunun için senden özür diliyorum Ayza. Halan yüzünden oldu, beni o kızdırdı. Ne olmuş? Bu babama bağırmanı gerektirmez. O zaman bu ben de senin babana bağırabilirim anlamına gelmez mi? Çünkü o da sürekli beni sinirlendiriyor. O zaman ne hissederdin? Bunu bu kadar uzatacak ne var ki? Hem neden sonunda lafı babama getiriyorsun sen? Sen onun gibi davranmayı bırakmadığın sürece ben de onu eleştirmeye devam edeceğim. Art niyetli ve bencil. Anu? Neyin var? Abim gittikten sonra odadan hiç çıkmadın. Hiç, ben odayı toplayacaktım o yüzden. Anum? Mutlu musun canım? Evet, mutluyum ama...
Yani sadece ben annemin davranışlarını biraz tuhaf buluyorum. Tuhaf derken? O Faik'in önünde bana başka davranıyor, yalnızken de bambaşka. Bana karşı sert ve kaba. Ve dün babam beni bırakmaya geldiğinde Faik'i görmek istedi. Annemse Faik'in evde olmadığını söyledi. Ama odaya geldiğimde Faik burada uyuyordu. Ne demek istiyorsun? Ben sadece anlatmaya çalışıyorum. Hayır, suçluyorsun. Annem yalan söyledi diyorsun. Hayır İrem, yok öyle bir şey. Annem doğru söylüyormuş. Bu eve gelir gelmez gelin gibi davranmaya başladın. Anneme karşı beni dolduruyorsun. Sonra da abimi dolduracaksın. Bunu asla yapmam İrem. Sen beni yanlış anladın. Her neyse, dert değil. Ben anlayacağımı anladım hanım. Hanım. Seni uyarıyorum. Böyle şeyler yapma sakın. İrem, dur dinle beni bak. İrem'e bir şey söylememem gerekirdi. Hayır, evrakları henüz tasdik ettirmedim. Evdeki sorunları biliyorsun, buna zaman bulamadım. Seni anlıyorum, çok haklısın. En kısa zamanda halledeceğim, tamam dinle. Kapatmam gerek, ben seni sonra ararım. Hüda Hafız. Hangi evraklardan bahsediyorsun sen? Yurt dışında eğitim görme meselesini kapatmadın mı hala? Babam cevabını sonra vereceğini söylemişti. Ya, sonra cevap verecek demek. Adamın sanki yeterince derdi yokmuş gibi bir de sen sorun çıkarıyorsun. Bir kere de siz adamın bir derdine derman olun. Abim bu yaşında size bakmak için iş arıyor. Sense sadece kendini düşünüyorsun. Hiç mi insafın yok? Yerinde bir oğlu olsaydı şu an babasına bakıyor olurdu. Bir işe girer çalışır, abime destek olmak için uğraşırdı. Ama siz 5 kız sadece sorun olmayı bilirsiniz. Baş belaları. Seninle konuşmak istiyorum abla. Halam doğru söylüyor. Daha ne kadar böyle oturacağız? Babamıza destek olmak zorundayız. Onun için bir şeyler yapmalıyız. Komay, sen daha çok küçüksün. Henüz eğitimini tamamlamadın bile. Hem okuyup hem çalışabilirim. Telefonu bana ver. Bu aralar herkes internetten kazanıyor. Nedir o, bana da göster. Thank you.
Su iç abi. Bu sıcakta otobüse seyahat etmenin anlamı ne? Ne gereği var? Arabanla gitsene. Nasıl gideyim Nagma? Benzin fiyatlarından haberin yok galiba senin. Her gün zam geliyor. Bir işim yok. İş de bulamıyorum zaten. Ne yapayım? Haklısın abi. Gençler sokaklarda boş boş geziyor. Sana kim iş versin ki? Baba dinle. Allah hayır etsin. Siz ikiniz yine bir şey mi yaptınız? Biz çalışmak istiyoruz baba. Al işte. Ne? Demek istediğim evden çalışarak sana katkı yapacağız. Ne işi bu? Ders vermekten mi söz ediyorsunuz? Baba, bu devirde internetten alışveriş çılgınlığı var. Herkes evinden çalışıyor. Bunu biz de yapabiliriz. Bu o kadar kolay olsa bütün kadınlar aynı şeyi yapıyor olurdu. Ve benim bildiğim, bu yola para kazanmak için eğitim almak gerekiyor. Ben her şeyi biliyorum baba. Toptancılara gidip onlarla konuşacak, ürünlerini pazarlamak istediğimize ikna edeceğiz. Sonra onlar bize kataloglarını gönderecekler. Biz de internet yoluyla onları satacak, her satıştan komisyon alacağız. Çok basit, herhangi bir yatırım yapmaya gerek yok. Çok çalışmamız yeterli. Bu yola ne kadar para kazanabilir ki insan? Yüz binler hala, insanlar bu yola yüz binler kazanıyor. Yüz binler. Ne? Sahi mi? Öyleyse hala ne bekliyorsunuz? Ve bugüne kadar neredeydiniz, neden yapmadınız? Biz kızız hala. Kimse bize iş vermezdi. Bu yüzden önce iyice araştırdık. İşi bilirsek sorun yaşamayız dedik. Bunun için toptancılara gidip konuşmamız gerek dediniz. Adreslerini nasıl bulacağız peki? Sen bunu hiç merak etme baba. Ben bir liste hazırladım bile. Sen izin ver yeter. Gerisini bize bırak. Dersinizi iyi çalıştınız demek ha? Kesinlikle. Komal, gidip listeyi alalım. Biz hemen döneriz. İyi de olur abi. Evde boş boş oturmaktan bıktım usandım. Ben de onlarla beraber çalışırım. Bu çok iyi olur. Yeter ki bir şeylerle meşgul ol. Yoksa beni deli etmeye devam edeceksin. Ben mi? Evet sen. Yoksa kızların mı? Allah rızası için Nagma, yine başlama. Ben de bunu kaldıracak kafa kalmadı. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Aradığında telefonu halası açarsa olacakları biliyorsun. Biliyorum. Ama ne yapabilirim Danişa? Böyle daha fazla bekleyemem. Onunla konuşmak istiyorum. Aslında bir an önce onunla evlenmek ve onu bu eve gelin getirmek istiyorum. Ama görünürde hiçbir şeyin çözüleceği yok. Bak, bu konuda yol almak istiyorsan eğer annemle değil babamla konuşman daha doğru. Çünkü annemle konuşmakla bir sonuç elde edemeyeceksin. Yani sana göre babam yardımcı olur mu? Biliyorsun babam Fiza'yı çok seviyor. Hanya da Fiza'nın kardeşi, o yüzden babamın bunu sorun edeceğini hiç sanmam. Sanırım haklısın. Hem ayrıca aynı aileden biri daha işine gelir. Aramızdaki bağ daha güçlü olur. Babamı çok iyi tanıyorsun. Dalga geçmeden iş. Bildiğim. Fiza. Fiza.
İrem. Neyin var? Bana hala kızgın mısın? Neden? Kızmam mı gerekir? Tamam bak, senden özür dilerim. Bak, özür dilemen gerekmez. Ben senin arkadaşınım. Ve böyle kalalım istiyorum, yengem ol istemiyorum. Demek istediğim bildik yenge olayı. Bunu ben de istemiyorum. Sen de benim böyle olmayacağımı biliyorsun zaten. Sadece beni huzursuz eden bir şey vardı. Ve seninle paylaşmak istedim. Paylaşmak istemeni anlayabilirim. Fakat lütfen annemle ilgili yanlış bir düşünceye kapılma. O artık benim de annem. Sen hiç merak etme. Bir daha asla olmayacak. Sana şikayet etme şansı vermeyeceğim. Barıştık mı? Bak bu elbiseyi yeni aldım. Seni bu eve gelin olarak getirmiş olmam sana yaptığım bir iyiliktir. Yoksa kimse senin gibi bir kızın yüzüne bile bakmaz. Sıradan yüz hatları. Dahası beş para etmez bir ailenin kızı. Bunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Orada ne yapıyordun sen? İrem'in aklını çeliyordun değil mi? Hayır anne. Neden hakkımda böyle düşünüyorsun? Çünkü gördüğün gibi burası benim evim. Tabii ki düşünürüm. Neyse. Hadi git kahvaltı hazırla hemen. Kahvaltı mı? Ne oldu? Seni duyan eden de sanki sana kahvaltı hazırlamanı değil de sırtında çuval taşı dediğimi düşünür. Hayır hayır anne, bununla ilgisi yok. Sen bu evin gelinisin. Mutfağa artık senin girmen gerekir. Öyle değil mi? Bu artık senin sorumluluğun. Evet anne. Hey, sen neden kahvaltı hazırlıyorsun? Anne! Sen bırak, boş ver. Anne! Ne var? Bak şuraya. Bu nasıl olur, sana ben yaparım demiştim. Sen niye mutfağa girdin?
Sen bırak hanım. Bekle, telefonu içeri bırakayım, sonra ben mutfağa girerim. Ne var? Neden bu kadar şaşırdın? Sanırım artık bir şeyleri daha iyi anlamışsındır. Ne zaman ne yapacağını, kiminle ne konuşman gerektiğini. Anne, neden yapıyorsun bunu? Çünkü senden hiç hoşlanmıyorum. Benim hayatım boyunca hayalini kurduğum ideal gelin imajına hiç uymuyorsun. Ama böyle devam edecek. Tabii ki sen oğlumu bırakana kadar. Bana bırak. Ben hallederim. Sen çekil. Hadi, sen daha taze gelinsin. Git güzel bir şeyler giy. Sana yardım edeyim, bu daha iyi. Hayır, ben hallederim. Evet. Oğulların ne diyor dinle bir. Mesele nedir? Neden herkes bu kadar sessiz? Bir şey söyleyin. Bizimle layık babanın evine gelmelisin anne. Peki neden? Faris için Hanya'yı babasından isteyeceğiz. Ne? Bunu nasıl düşünürsünüz? Faris için o kıza teklif mi götüreceğim? Bu asla olmaz. Nedenmiş anne? Bunda yanlış olan ne? Bunu bana mı soruyorsun? En iyi sen bildiğin halde o insanlardan hoşlanmadığımı bile bile hala soruyor musun? Bir oğlumun hayatı mahvoldu zaten. Diğerinin de mahvolmasına izin mi vereyim? Bu mümkün değil. Onunla evlenecek olan Faris. Bu onun seçimi olmalı. Ve onun seçimi de Hanya. Lütfen ona sorun çıkartma artık. Ne? Ben mi sorun çıkarıyorum? Sen ne yaptığının farkında mısın Danış? Benimle kim için tartıştığını biliyor musun? Seninle kardeşi adına konuşmaya çalışıyor. Faris'in düşüncesini anlatıyor çünkü sen onu anlamak istemiyorsun. Sen hiç konuşma Ekrem. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor.
Her şey öyle bir hal aldı ki artık ne yapsak düzelmiyor. Bir oğlunun hayatını mahvettin sen. Yanlış bir evliliğe zorladın. Şimdi yine aynı şeyi yapmak istiyorsun. Asla olmaz. Haklısın anne, evet. Bu doğru. Beni bu evliliği yapmaya babam zorladı. Beni o mecbur etti. Fakat bugün senin yaptığın ne? Sen de Faris'e aynı şeyi yapıyorsun. Farkı ne? Onu zorla Mona ile evlendirmek istiyorsun değil mi? Sevmediği biriyle. O da hayatı boyunca acı mı çeksin, bu mu yani? Danış haklı anne. Ben Mona ile evlenmek istemediğimi söyledim. Evlensem bile asla mutlu olmayacağımı biliyorum anne. Danış için ne kadar üzüldüğün dün gibi hatırımda anne. Ben de senin oğlunun. Benim için endişe etmiyor musun? Yalvarırım onu anlamaya çalış. Çocuklar büyüdüğü zaman onlara artık zorla bir şey yaptıramazsın. Sadece kendi düşünceni dile getirir, anlamasını sağlamaya çalışır, ikna etmeye uğraşırsın. Ama onların söyledikleri daha mantıklıysa o zaman biz ikna olmalıyız. Tek sorun ailesi bizim dengimiz değil, o da sana göre. Bu evliliğe karşı çıkmanın başka bir nedeni yok ki. Ne olursa olsun ben asla kabul etmeyeceğim. Bu evlilik asla olamaz. Hiçbir zaman. Peki tamam. Öyleyse benim evliliğim konusu sonsuza kadar kapanmıştır. Bundan sonra kimse bana bir teklifle gelmesin. Çünkü biriyle evleneceksem bu sadece hain olur. Ben Mona ile evlenmek istemediğimi söyledim. Evlensem bile asla mutlu olmayacağımı biliyorum anne. Danış için ne kadar üzüldüğün dün gibi hatırımda. Ben de senin oğlunum anne. Benim için endişe etmiyor musun? Ne olursa olsun asla kabul etmeyeceğim.
Bu evlilik mümkün değil. Hiçbir zaman. Peki tamam. Öyleyse benim evliliğim konusu sonsuza kadar kapanmıştır. Bundan sonra kimse bana bir teklifte gelmesin. Çünkü biriyle evleneceksem bu sadece Hani'ye olur. Ne düşünüyorsun anne? Hiç. Düşünecek ne kaldı ki? Çocuklar yetişkinliğe adım attıklarında anneler de birçok şeyin hayalini kurmaya başlar. Ama bunu nereden bilsinler ki? Çocuklar büyüdükten sonra onlara karşı çıkacak. Hayallerini yerle bir edecekler. Fazla duygusal davrandığını düşünmüyor musun? Anneler hep duygusaldır. Bunu sen anlamazsın. Annelerin çektiği acıyı bilemezsin. Sana göre sadece kardeşini düşünüyorsun. Bense onun düşmanıyım. Mesele dost ya da düşman olmak değil ki. Onun mutluluğu. Ve Faris de ancak Hanya'yla mutlu olabilir. XYZ kızın adı her neyse, başka kimseyle. Bunu bir düşün anne. Herkes kendi yolunu çizmekten bahsediyor. Ama kimse annelerin fedakarlığını hatırlamıyor. Kimse bir şeyi unutmadı. Her şey hatırımızda. Sen sadece bu kadar katı olmamalısın. Faris'in mutluluğunun Hanya'da olduğunu anlamaya çalışmalısın. Oğlun için en iyisi olduğunu. Hanım? Neyin var? Hiç konuşmuyorsun. Aileni mi özledin? İşin doğrusu canım... Ailen oldukça tuhafmış meğer. Düğünden sonra seni buraya bıraktıklarından beri bir kez bile nasıl olduğunu merak edip sormadılar. Ne bileyim, insan bir kez olsun arar.
Neden bu kadar kopuksunuz anlamadım. Belki de bir yükten kurtulduklarını düşünüyor olmalılar. Ne diyeceğim? Kahvaltıdan sonra hazırlığını yap, seni babana götüreyim. Tamam mı? Ne güzel. Onlar kızlarını arayıp sormasınlar ama sen onu ayaklarına götür, değil mi? Kendi itibarınla beraber benimki de iki paralık olsun. Anne, lütfen. Bir kızı ailesinin evine götürmenin kime ne zararı var? Sen git hazırlan anım. Ama benim de abidenin evine gitmem lazım. Sağlık durumu iyi değil. Abide teyzenin nesi var? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Hiç iyi değil. Doktorlar birkaç test yapılmasını önerdi ve ona kötü bir hastalık teşhisi konacak diye çok korkuyorum. Düğün hazırlıklarıyla meşgul olduğum için onunla konuşamadım bile. Bu yüzden son durumu ne bilmiyorum. Onu görmeye gitmek istememin sebebi bu ama senin bugün için başka planın var, ne diyebilirim ki? Tamam, sen git hazırlan anne. Önce Anum'u eve bırakalım. Sonra abide teyzeyi görmeye gider. Dönüşte de Anum'u alırız. Ama abide şehrin bir ucunda yaşıyor. Onların evi şehrin öteki ucunda, değil mi? Trafiğin halini de biliyorsun. Olmaz, hayır. Böyle uzun süre arabada oturamam mümkün değil. Sen karını kayınpederinin evine götür. Ben bir taksiyle giderim. Ben varken taksiyle gideceksin ha? Tamam, bugün seni teyzeme götürürüm. Seni de yarın götüreyim hanım. Olur mu? Öyle mi? Tamam mı? O zaman ben gidip hazırlanayım. Sen de yüzüme bakıyorsun. Git elbiselerini ütüle hemen. Sen de benimle geliyorsun. Abi de teyzen seni sorup duruyordu. Anne, Anum evde yalnız mı kalacak? Sen de bizimle gel. Hayır hayır, olmaz. O daha yeni gelin. Onu hasta bir kadının evine götürmemi isteme benden. Bu uğursuzluk getirir. Hem o çocuk değil ki. Kocaman bir kız. Niçin evde tek başına kalmasın ki? Sonuçta o evli biri. Bırak kalsın. Sen onu merak etme. Hadi ama ne bekliyorsun? Yoksa geç kalacağız. Tamam. Gel hadi. Affedersin hanım. Annem biraz eski kafalıdır. Eve erken döneriz, sen hiç merak etme. Ve bir isteğin olursa ara, haber ver. Tamam mı? Hadi kahvaltını bitir. Thank you.
Telefonum nereden Akma? Komal almış olmalı. O ikisinin işi yapmasına izin verdiğinden beri telefonu ellerinden düşürmüyorlar. Bazen mesaj alıp gönderiyorlar, bazen ürün pazarlıyorlar, bazen yazışıyorlar. Komal canım, telefonumu getir. Al baba. Kimi arıyorsun? Anumu merak ettim. Beni hiç aramadı. Faik cevap vermiyor. Faik'i neden arıyorsun ki? Sebepsiz yere adamı endişelendirme bence. Evi arasana baba. Evi açan da yok. Bırak kalsın abi. Konuşmak istiyorsa o seni arar. Sen uğraşma. Sipariş için mi bu yemek? Hayır, bizim akşam yemeğimiz. Düğünden sonra seni buraya bıraktıklarından beri bir kez bile nasıl olduğunu merak edip sormadılar. Ne bileyim, insan bir kez olsun arar. Neden bu kadar kopuksunuz anlamadım. Belki de bir yükten kurtulduklarını düşünüyorlardır. Thank you.
pizza şey, saatim nerede? Mesele nedir? Bana kırgın mısın yoksa? Hayır. Kızgın mısın peki? Hayır. Sorun ne? Yapacak işlerim var. Beni dinle. Otursana. Hiçbir iş bizden önemli değil. Otur. Şimdi söyle bana. Sorun nedir? Yine bir hatam mı oldu? Seni üzecek bir şey mi yaptım? Bir şey mi dedim? Düne kadar bana her şeyi anlatır, her şeyi benimle paylaşırdın. Şimdi yüzüme bile bakmıyorsun sen. Bu her neyse söyle lütfen. Çünkü senin aksine ben mutluymuş gibi davranamıyorum. Kalbimde ne varsa yüzüme yansıyor. Benim mutluymuşum gibi davrandığımı kim söyledi? Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Gerçek ortadayken ne bekliyorsun? O kazadan sonra bana neden iyi davrandığını şimdi anlıyorum. Çünkü benden geri gitmemi isteyecek durumda değildin. Sana gece gündüz hizmet edecek biri lazımdı. Bunu da en iyi ben yapabilirdim tabii, değil mi? Fakat bunların hiçbirine gerek yok Danish. Ben hiçbir şeyi çıkar beklentisiyle yapmadım. Kimse beni bir şeye zorlamadı. Geri dönmek benim kararımdı sadece. Sen de iyileştikten sonra beni kabul etmek zorunda değildin. Bana bunu bir kere sorman yeterdi. Fizza git, seni istemiyorum diyebilirdin. Yemin ederim sana soru bile sormaz, o vakit giderdim. En azından beni herkesin önünde küçük düşürmene gerek yoktu. Ama ne biliyor musun? Acı gerçek şu ki bu senin değil benim hatam. Şunu anlamam gerekirdi. Sonuçta uzlaşma üzerine kurulu bir evliliğimiz olduğunu unutmamalıydım. Ve böyle bir evlilikte sevgiye yer yoktur. Danish Bey, şu Mila Hanım geldi. Tamam, geliyorum. Git. Senin mutluluğun onda. Git ve mutluluğunu yaşa. Anne, fark ettim ki telefonun kablosu kopmuş. Daha doğrusu kesilmiş. Hı, ben kesmiştim.
Çünkü bir kız ailesiyle bağını koparmazsa kocasının evine uyum sağlayamaz. Ha, öyle bir şey yok ama anne. Zaten benim annem yok ve ben bütün kalbimle seni annem kabul ettim. Tabii ki kabul edeceksin. Çünkü senin başka seçeneğin yok. Ama benim seni kızım kabul etmek gibi bir mecburiyetim yok. Ne duruyorsun? Gitsene. Bunu nasıl düşünebilirsin canım, ha? Neden böyle bir şey yapayım? İrem, arkadaşım beni suçluyor ama ben ne yaptım ki? Bu büyük bir iftira, bana haksızlık. Telefonun kablosunu benim kestiğimi söylüyor. Hanım, annemi mi suçluyorsun sen? Anne, ben seni ne zaman suçladım? İşte. Şimdi de bana yalancı olduğumu söylüyor. Lütfen inan bana İrem, öyle bir şey demedim asla. Seni burada görünce yine yeter bana onu. Böyle şey... Benim annem yalan söylemez. Ben doğruyu söylüyorum. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım. Seni gördükten sonra böyle davranıyor. Lütfen hanım. Ne yapıyorsun sen? Karşıma geçmiş benim annemi bana mı kötülüyorsun? Senin önünde böyle şeyler söyleyebiliyorsa, Fahiye neler söylediğini, bizi nasıl kötülediğini bir düşün İrem, baksana. Anne, ben kimseyi kötülemem, öyle bir insan değilim. Annemi lütfen. Ağlattın, şimdi mutlu musun? Durma, git buradan. Hala ne bekliyorsun? Git buradan dedim. Anne. Tamam, üzme kendini. Merhaba Fiza. Danış geliyor. Merhaba. Ne düşünüyordun? Hiç şey. Nasıl gidiyor? Seni iyi gördüm. Yolculuk nasıldı? İyiydi.
Gece geç vakitte döndüm, yoksa buraya daha erken gelirdim. İyi görünüyorsun. Maşallah diyelim. Sağ ol. İşe mi gidiyordun? Evet, işe. Güzel. Seninle bir konu hakkında konuşmam lazım. Neymiş o? Geçenlerde annen bana bir soru sormuştu. O kazadan önce. Bunu konuşmak istiyorum. Hangi soru? Bunu dışarıda konuşabilir miyiz? Elbette. Bir kız ailesiyle bağını koparmazsa kocasının evine uyum sağlayamaz. Öyle bir şey yok anne. Seni tüm kalbimle annem kabul ettim. Tabii ki kabul edeceksin. Çünkü senin başka seçeneğin yok. Ama benim seni kızım kabul etmek gibi bir mecburiyetim yok. İrem, arkadaşım bana iftira ediyor kızım. Telefonun kablosunu benim kestiğimi söylüyor. Ne yapıyorsun sen? Karşıma geçmiş benim annemi bana mı kötülüyorsun? Neyin var? Her şey yolunda mı?
Hania ile konuştum Faruk. Zavallı çok endişeliydi. Neden, ne oldu? Ne Anum'la iletişim kurabiliyorlar ne de Faik onu ailesini görmeye getiriyor. Evet, Laik abi de bu konuda endişeli olduğundan bahsetmişti. Faruk, biz onu görmeye gidelim mi? Hayır, biz gidemeyiz. Kayınvalidesinin biraz tuhaf olduğunu biliyorsun. Oraya gidersek ne tepki vereceğini hiç bilmiyorum. Eğer bir kız ailesiyle görüşmüyorsa, bu gelin gittiği evde dikkat çeker. Sahipsiz olduğuna kanaat getirirlerse bunun sonuçları ağır olabilir. Haklısın ama sorun kayınvalidesi Selma. Hanım bizim yüzümüzden huzursuz olsun istemiyorum. Ama ne olduğunu hiç bilmiyoruz Faruk. Dinle. Ben Laik abi ve Nagma'nın oraya gitmelerini söyleyeyim. Bu daha iyi olur. Evet. Bu kadar üzülme. Bir kızın yeni hayatına alışması biraz zaman alır. Biliyorum. Bu alışma süresi de bir kız için kıyametten farklı değildir. Benim artık gitmem gerek. İşe geç kalıyorum. Hüdahafız. Bir sorun mu var? Saat bugün işe gitmemişsin. Hayır baba. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bak, Ayza'yla aranda bir sorun olduğunu biliyorum evlat. Gerilimin farkındayım. Ve dürüst olmak gerekirse benim düşünceme göre bu konuda hata daha çok sende. O sıradan basit bir meseleyi büyütüp ciddi bir sorun haline getirebiliyorsa sen neden bunu bu kadar kafana takıp iyice kendini harap ediyorsun? Bu senin işini, kariyerini olumsuz etkiler oğlum. Buna izin verme. Üstelik daha yeni terfi etmişken. Bak, bugün de işe gitmedin. Peki şimdi neden bu evliliğe karşı olduğumu anlıyor musun ha? Ben her zaman senin Sena gibi bir kızla evlenmeni istedim. Görüyorsun, o çok çalışkan bir kız. Dahası kariyerini geliştirmen için sana çok yardımcı oldu. Hem bu devirde kim bunu bir başkası için yapar, iyi düşün. Dahası o bunu benim hatırım için de yapmadı, biliyorsun. Başından beri hepsini senin için yaptı. Bir düşün, Sena gibi bir kız karın olsaydı bugün evde bu şekilde oturup somurtur muydun? Ben senin babanım. Sana asla yanlış bir tavsiyede bulunmam. Ama kendine doğru hedefler koymak
ve bir yerlere gelmek istiyorsan o zaman dikkatini karından alıp daha önemli şeylere vermelisin. Ancak o zaman kendi geleceğin için bir şey yapabilirsin. Demek istediğimi anlıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.